Merhaba arkadaşlar, adım Mustafa. Yaklaşık 2 seneye yakın Udyr oynuyorum sadece. Sürekli olarak. Hatta sabah uyandığım zamanlar falan yeni yüklenen Udyr videolarının hepsini izliyorum. Benim gibi belki birkaç insan vardır diye ben de böyle bir kanal açmak istedim. Çünkü oynamayı da seviyorum. Şimdi itemler, build bilmem ne, hepsini söylemeye çalışacağım. Şimdi skill'leri anlatayım. Önce skill. Pasif. Bastıkça bakın şuradaki pasifimiz. En fazla 3'te kalıyor, istediğiniz kadar basın. 3 olduğunda saldırı hızı artı hareket hızı veriyor. Bakın. Böyle şuraya gelin. 419. 3 tane bitsin. E'nin etkisi bittiği için burada 350'ye düştüm. 408'e çıktı. 3 tane yapıp E'ye basayım. 408'den 419'a çıktı. Yani pasif böyle. Saldırı hızı artı hareket hızı veriyor. W'müz bayağı güzel. Ben çok seviyorum W. Kalkan veriyor. Artı can yenileme de veriyor. Şöyle bir şey. Kalkan verdi. Şuraya geçeyim. Gel. Buradan can yenileme de verdi. Gördünüz mü? Can yenileme de veriyor. Yani o yüzden ben ikinci olarak zaten ilk bunu fulluyorum. İkinci olarak bunu fulluyorum. İkinci bunu fulluyorum. Üç de bunu fulluyorum. Burada sadece ilk level bir tane şey için açıyorsunuz. Orman dönmek için. Bir tane açıyorsunuz böyle. Şunu da anlatayım. Daha üç. Bu üçgen yakma hasar veriyor. Vurduk. Bak yakmaya devam ediyor. Görüyor musunuz? Ne işimize yarıyor? Mesela burada reddeyiz diyelim. Başka bir tane şey. Reddeyiz diyelim, tamam mı? Mesela ormanıza geldiniz. Burayı üçte tutuyorsunuz. Mesela bazıları bilmiyor. Direkt mesela direkt geliyor. Burada direkt bir tane şeye basıyor. Böyle vurmaya başlıyor. O zaman orman hızınız yavaşlıyor. Şurası üçgen geldiniz bastınız, tamam mı? Bak şimdi. Üçten sonra ota yaptıktan sonra tekrar Q basacağım. İki tane Q pasif patlamış oldu. Bu sizi başlangıçta hızlı döndürtüyor. İlk Q açtık. Sonra E açıyoruz. İki levelde. Sonra bir tane daha E veriyoruz. Şu an şey R veriyoruz. İki tane R'niz olacak yani. Bu orman hızlı döndürtüyor size. E'nizi 4 level'de açabiliyorsunuz. 4 olduktan sonra. Bu build'lere geçelim. Build. Benim klasik build'im bu. Ben çok seviyorum. Çok güçlü. Ayakkabıyı da sürekli bundan alıyoruz. Bu orman hızı, dönüş hızımızı arttırıyor. Çünkü Udyr'in her şeyi ormanın dönüş hızı olduğu için genelde mesela millet gank atıyor size şeye, bota. Gidiyorsunuz karşı ormanını kesiyorsunuz. Herife 2-3 level diff atıyorsunuz sadece orman dönerek. Ya karşınızdaki gank atıp oranın XP'sini, minyonlarını, her şeyini alması lazım ki size yetişsin. Çünkü orman hızında genelde kayın hariç yetişemiyorlar. Genelde orman hızında rakipten önde oluyorsunuz. Ya oyunun ortalarına doğru adam 150 farmken falan siz 220-230 falan oluyorsunuz. Hani öyle diff atıyorsunuz. Hani adam gank atıp kill alıyor. Siz sadece orman dönerek adamla aynı gold'da durabiliyorsunuz. O yüzden önemli. Udyr erken oyunu güçlü. Orta oyunu yani orta oyunda güçlü diyelim. Late'i biraz daha güçsüz olan. Late de çok çabuk düşebilen bir şampiyon. Hani 10-0 gittiğiniz bir maçta bile late olduğunda adamların bazı itemler var. Mesela iki item çok düşürür Udyr'ı. Şuradan göstereyim. Bir tanesi şu can çalmayı engelleyen. Bu item. Tamam mı? Bir tanesi de şurada şu var bak. Bir tanesi de şu item. Bunlar Udyr'ı çok bölüyor. Çok güçsüzleştiriyor. 10-0'sın. Çok güçlüsün. Dakika 40 olmuş. Hadi hatasız orman döne döne bir şeyler ala ala oyun oynuyorsun. 10-0'sın. Herifler gelip o itemleri alıp seni kesebiliyorlar. TF'de böyle etkisiz kalabiliyorsun bir anda. Yani o yüzden ben bu Warmog'u seviyorum. Mesela diyelim cana oranla vurmayan şampiyonlar varsa çok iyi bu item. Cana oranla vurmuyorlarsa. Yani o yüzden de Vayne banlıyorum zaten genelde ben. Bak ilaç sindirende nasıl vuruyor bak. Yusu şeyle. Biliyor musun? İlaç sindirenin olayı zaten zırh derme veriyor. Q'suna yarıyor yani. Bir de büyü nüfuzu da veriyor. R'si de büyü nüfuzundan alıyor. Bir de yara AD yara AP. Yani ikisine de çok yarıyor. İlaç sindiren. Belli bir miktar tanklık da verdiği için bence en güzel başlangıç bulma. Yapılıyor. Ben neden bahsediyorum? Ha, Warmog. O itemlerden dolayı çok düşebildiğiniz için dediğim gibi mesela
Yarıya kadar fightladınız. Ghost almak çok önemli mesela gank atarken falan da. TF'de fightladınız. Canınız çok düştü. Birkaç saniye geri çıkıyorsunuz. Warmog o canı geri dolduruyor size. Sonra tekrar geri TF'ye katılıyorsunuz. O yüzden Warmog bayağı iyi. Hem de şununla etkileşimi de güzel. Sera'nın verdiği kalkan can oranı olduğu için bayağı güzel. Ben Warmog aldım. %75-80 maçı kaybetmiyorum. Öyle. Diğer build'leri genelde bazen rakibe göre farklı başlamak zorunda oluyorsun ama o zamanlar kaybedebiliyorum işte. Warmog bence çok güçlü. Bunu neden aldım? Aklın sonu. Şimdi burada sıvışmamız var önlerde. Saldırı hızı almıyoruz. Bazıları saldırı hızı alıyor ama bu sıvışma çok güçlü. Daha saldırı hızımız düşük kaldığı için saldırı hızımızı nasıl topluyoruz biliyor musunuz? Böyle burayı 3 yapıyoruz. Şurayı 3 yapacağız. Manam yok şu an. Bak saldırı hızım kaç şimdi? Pasiften göstereyim ben. 1.29 ya bak. 1.29'dan 1.75'e çıktı gördüm. Hem bununla saldırı hızımızı arttırıyoruz. Hem de burada aklın sonu 50 büyü direnç veriyor. Artı 40 saldırı gücü veriyor %40. Yani %40 saldırı hızı veriyor. O yüzden hepsini bir arada dengede tutuyoruz aslında. Canımız var, kalkanımız var. İşte tankları eritmek için ilaç sindirenimiz var. Hani büyü direncimiz var. Hepsi var. Çok da güzel de vurur. Çok da güzel tanktır da zaten görüyorsunuz 4K canı var. Bak. Bak eri. Yok ol. W dediğim gibi çok iyi. W dediğim gibi şunun yerine bak. O kalkan iyileştirmeyi alırsanız çok daha iyi. W ile daha çok can yenileyip kalkan alırsınız. Karşıda full CC varsa iki tane bir şey. Sıvışma birden alın. Diğer opsiyon build'lerine geçelim. Şimdi. Bir tane şöyle klasik bir build'i var bilirsiniz. Bunu alırlar. Şunu alırlar. Şuradan şunu alırlar. Bakarak bir de çivili alırlar. Bir tane böyle bir klasik bir build'i vardı ama bu item çok nerf yediği için hareket hızı hızlandırıyordu biliyorsunuz. Çok düştüğü için artık alınmıyor. Şimdi onun yerine bu sürat coşkusu alıyorlar tabii. Rune yenilmez olmuyor artık. Onun yerine ya şunu alıyorlar ya şunu alıyorlar. Ama da şunu daha çok görüyorum ben. Bunu da yapabilirsin. Buradan ikisinden de hareket hızı geliyor size. Rakip ve vurkaç yine yaparak olabilir. Ama ben Warmoklu'yu daha çok seviyorum. Başka ne var? Şöyle bir şey kullanıyorum bazen. Bu da hoşuma gidiyor. Nerede? Biraz çok karışıyor burası da. Görüşçüdedir muhtemelen. Bunu yapıp son item ölümün dansı daha güzel olur. Atak artı zırhtan oldu. Da güzel vurur. Bu da ikisini etkilediği için ikisinden de güzel alır. Ama bu başlangıçta güçsüz. Güçlü kuvvet. Zaten değerlerine bakarsanız 35 atak damage, 200 can falan. Bu biraz güçsüz o şeyde. İtem aldıkça güçlenir bu. Atak damage'ını falan arttırır. Ama en son build'lerde falan güzel olur. Böyle şey koyalım. Da güzel vurur bak. Yenilmez de çalışıyor. AD'miz de artıyor. Buradan hızınız da var. Şimdi şu çalışacak. Hızımız da var. İşte bundan dolayı damage de az yiyoruz. Bu da güçlendiriyor zaten bizi. Bayağı güzel yapıyor. Bu build yapacağınız zaman yenilmez yerine şu saldırıya devamı da alabilirsiniz. 3 vuruşta patlayan var ya. Onu da alabilirsiniz. O da güzel oluyor. Ben şu malı bir daha kesin bak. Dereceli maçın mı kardeşim? Bu diğerin zayıf olduğu yönlerden birisi bence early'de falan söyledim bilmiyorum ama ejderleri alırken early'de çok can kaybediyor. Alma hızına bir şey demiyorum. Can çok kaybediyor. Ben karşı rakip ormancı falan gelirse sizi kesebiliyor ejder almadan. O yüzden rakip ormancının ölmesine ya da bot lane'in
base atmasına falan dikkat etmeniz gerekiyor. Ya da mesela Ejder ya da Baronlarda genelde burst yok yani. Başka şampiyonlar gelip şey yapıp alabiliyor. En fazla burstünüz şu tank kasıyorsunuz ama anka basıp anka artı çarpıp beraber atabilirsiniz en fazla. Şöyle göstereyim. Genelde çalıyorlar zaten. Ejder kardeşim gelir misin? Ha böyle bak. Anka artı çarp. İkisi en fazla. Ha, o da iş yapar hani. Kaplan artı çarp falan ya da çarp bekleyeceğin anka ile beraber bak bak kaç vuruyor diye mesela. Bak kaç vuruyor? 181 artı 191. Çarpla beraber en fazla onu atarsın. Yapabiliyorsanız genelde double yampir yapın. Yani iki yampiri beraber alın. Hızlı döndüğünüz için alabilirsiniz. Tamamen Kaplan build'ini göstereyim. Benim yaptığım falan vardı. Hepsi güzel oluyor da. Bak ben bunu çok seviyorum. Öncelikle Kaplan build yapıyorsanız Tiamat almak zorundasınız zaten hızlı orman dönmek için. Tiamat'tan ilk item ya Tiamat alıp başka şeye giderseniz orman dönüş hızı şeyiniz yani ilk item bitirme hızınız yavaşlar. Gerek yok. Direkt bundan bunu tamamlayın. Bunun oranları çok güzel. 30'a 500 ve cana oranla vuruyor. İlk item bunu alıp sonra şunu da alabilirsiniz. Ondan sonra bunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Bunu da alabilirsiniz. Ama ben Kaplan'da şunu seviyorum ya. Ya bu da oluyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Başka ne alabilirsin? Ya şu 4'ü bile yeter. Bak şimdi. Ne kadar güzel vuruyor bak. Çok güzel vurur böyle de. Tanktır da güzel de can verir. Sadece şu itemlerle. Canınız da zor gider. Ölümün dansının pasifinden dolayı. Full AD şeyi var. Zıplamalı mutlapalı. Biraz daha eğlence için. Assassin'dan. Öyle. Ebedi kardeşim neredesin? Sonda ayakkabı. Şunu ama şey olarak almak zorundasınız. Bundan önce alamazsınız. %60 crit olmadan bunu alamıyorsunuz. Yani bu 20 crit veriyor. Bu 20 crit veriyor. 40 oluyor. Bunu aldıktan sonra 60. Bunun gizli pasifini o zaman kullanabiliyorsunuz. 35 daha crit veriyor. Bunda da şöyle bir şey var. Direkt tek atar. Böyle tak tak. Bunda da saldırıya devam almanız gerekiyor. Direkt tek atar rakibe bak. Bunda da ghost girerseniz bence daha iyi. Bak. Bu çok kırılgan ama. Şöyle de yapabiliyorum ben bazen. Şunun yerine. Daha bunda ayrı gitmeye falan da oynayabiliyorum. Şurada bir tane tank eşyası vardı. Bak böyle çok güzel oluyor. Böyle bu size eğer tek başınızaysanız zırh ve armor oranlarınızı falan arttırıyor. Statları da 300 can falan veriyor. Yani bu 1v2, 1v3 falan atabilirsiniz şu itemlerle. Genelde troll oluyor ama bunu alırsanız güzel oluyor. Bunu üçüncü olarak almanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5. Atladık. Nasıl güzel vuruyor. Tanklığı da var. Hafiften. Çok değil ama hafiften. Öyle. Anlatacaklarım bu kadar. Rank maçları falan da atacağım. Dereceli maçlar falan. Yeni olduğu için şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için sağ olun. Abone olun. Görüşürüz.